Bu tarz Efendim şeylere Bayrampaşa TV katılabilir. olarak bugün Arda O Turan yüzden Spor herkes Tesislerindeyiz. bir üye olabilir. 15 Temmuz Birlik Beraberlik Onun Dayanışma dışında Derneği'nin bu tarz düzenlemiş şeylere olduğu katılmak 15 isteyen Temmuz Fecna gecesiyle Hanım'ı ilgili isterse söyleşisini buyurun. Adalet Kalkınma Partisi bir dönem öncesi milletvekili olan Sayın Metin Külünk'le birlikteyiz. Sayın Vekilim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ya bu doğru bir iş. Doğru ellerde, doğru zamanda, doğru iş yapılmasına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Özellikle 15 Temmuz bilincinin soğumadan toplumun bütün katmanlarında ki bu bilincin merkezinde milli bağımsızlık vardır, devletin bekası vardır, bayrak vardır, ezan vardır ve bu milletin birlik ve beraberliği vardır. Bu temelde 15 Temmuz gecesini sürekli toplumun bütün katmanlarına, 15 Temmuz'un arkasındaki akıl Türkiye'den ne istiyor? Niye Türkiye ile uğraşıyorlar? Türkiye ile uğraşmalarının sebepleri nedir? Ve de hangi örgütleri kullanıyorlar? Sadece FETÖ'yü mü kullanıyorlar? FETÖ'nün dışında hangi örgütleri Türkiye'yi teslim almak için kullanıyorlar? Ve biz ne yapmalıyız? Çocuklarımıza 15 Temmuz bilincini nasıl kazandırmalıyız? 15 Temmuz ruhunu sürekli nasıl diri tutabiliriz? Ve bu örgütle mücadelede hukuk sınırları içerisinde devlete sahiplenmeye nasıl başarabiliriz sorularının cevaplarının aranacağı bu tip sivil toplum kuruluşu çalışmaları keşke her yerde olsa. Teşekkür ediyorum arkadaşlara. Sayın Vekilim, Bayrampaşalı gençler olarak biz de Bayrampaşa TV ailesi olarak Bayrampaşa Belediye'mizde, Bayrampaşa ilçemizde sizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Buradan tüm gençlerimize son olarak söylemek istediğiniz neler vardır? 15 Temmuz'u iyi okumalılar. Çünkü 15 Temmuz sıradan bir akşam değildi. Ve gençlerimize sorular sorarak hayatlarını yönlendirmeleri gerektiği kanaatindeyim. Ve şu soruları sormalılar. Bizim neden, Toyota neden bizim markamız değil? BMW neden bizim markamız değil? Mercedes neden bizim markamız değil? BASF neden bizim markamız değil? Bayer neden bizim markamız değil? Huawei neden bizim markamız değil? Ford neden bizim markamız değil? Neden BP bizim markamız değil? Neden Shell bizim markamız değil? Neden? Bu soruların cevaplarını aramalılar. Ve bu soruların cevaplarını ararak şu soruyu sormalılar. 21. yüzyılda ve 22. yüzyılda biz Türkiye olarak geçmiş 200 yıllık mesafeyi kapatıp gelecek yüzyılda yeryüzünün en güçlü orta kuşakta merkez güç ülkesi olma noktasında ne yapmalıyız sorularını sormalılar. Bu soruların öğreteceği birincil cevap milli bağımsızlığımıza sahip çıkmaktır. Bu topraklarda devletin bekasına sahip çıkmaktır. Çünkü devletin bekası çökertilirse bu topraklarda birlikte yaşama şansımızı yok etmek istiyorlar. Yok olur. Dolayısıyla devletin bekası ortadan kalktığı zaman geriye aile milliyetçiliklerine kadar sıçrayacak. İçeride inanılmaz bütün fay hatlarının çatışması ortaya çıkacak. Şimdi içeride sürekli kendi içinde bütün farklılıkları çatışmaya dönüşmüş bir Türkiye'nin merkez güç ülke olma şansı olur mu? Daha zengin, daha kuvvetli, daha güçlü bir ülke. O zaman milli bağımsızlığımıza sahip çıkma, devletin bekasına hangi anlayıştan olursak olalım. Benim AK Partili olmam, karşımdaki insanın CHP'li olması, devletin bekasının her ikimiz için de ortak değer olduğunu ortadan kaldırmıyor. Devletin bekası hepimiz için ortaktır. Biz devletin bekasına sahip çıkarız, milli bağımsızlığımıza sahip çıkarız. Ama bu ülkenin yönetimi noktasında demokrasi işler sandık üzerinden mücadele ederiz. Ama çatımıza sahip çıkmalıyız. Onun için genç kardeşlerimiz çatıya sahip çıksın. Sayın Vekilim çok teşekkür ederiz.